Hüseyin Şentürk kaybolmaya yüz tutan bir mesleğin son temsilcilerinden. Şentürk Üsküp'ten Türkiye'ye taşıdığı top dikiciliği zanaatini ve anılarını Habertürk'e anlattı. Altıgen kesilmiş küçük deri parçaları sağlam ipler ve onları bir araya getiren usta eller. Her bir top için özenle atılan 900 ilmek. Hüseyin Şentürk 130 yıllık geleneği sürdüren tek kişi. İlmek ilmek dokuduğu toplar hem sağlığa uygun hem de dayanıklı. Hüseyin Şentürk Üsküp'te top ustası olan dayısından öğrenmiş bu zanaatin inceliklerini. Ardından bu işi Türkiye'ye taşımış. Fabrikasyon toplar zamanla daha çok tercih edilip el işçiliği gözden düşünce o da kendine yeni bir yol çizmek zorunda kaldı. 1990'lara gelindiğinde maalesef Çin malları ülkemize girdi ve bu top değerini yitirdi. Şentürk'ün sporla tek ilgisi top ustalığı değil. Uzun yıllar profesyonel voleybol oynadı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde antrenörlük yaptı. Bu dönemde yaşadığı bir olay ona zanaatini yeniden hatırlattı. Okul takımından bir futbol takımı kaptanının elinde bir patlak 100 dolarlık bir topla bizim odamıza girdiği anda her şey değişti orada. Benim bu işi yapabildiğimi bilmiyorlardı o dönemde. Ben evimde gizli gizli yapıyorum bu işi. Tekrar diktim ve şişirdim. O 100 dolar top kurtulunca oradaki herkes şoka girdi. Üniversitenin parçalanmış toplarını dikmeye başladı. Bunun için kendisine bir atölye bile tahsis edildi. Top dikerken özenle attığı ilmeklere cerrahlar bile hayran kalmış. Hatta içimizde cerrah arkadaşlar vardı. Böyle ben dikerken ya çok enteresan düğümünüzü falan ameliyatta kullanabilir miyim dedi. Şentürk şimdi hem özel siparişleri karşılıyor hem de mesleğini tanıtmak için çeşitli etkinliklere katılıyor. Top dikme tezgahını en son Ankara'da Altındağ Belediyesi'nin geleneksel köy hayatını ve el sanatlarını tanıttığı Altınköy Açık Hava Müzesi'nde açtı. Ve Şentürk'ün ağzından mesleğinin incelikleri. Bu iğneler benim çantamdadır her zaman. Bir futbol topunun yapımı yaklaşık 3 saat sürüyor. 3 saat içerisinde yüksek konsantrasyonla çalıştığı için insan rehabilite oluyor. Kafası dağılıyor, sıkıntıları gidiyor. Zararlı insan olmaktan öteye faydalı bir insan konumuna gidiyor ve çok daha mutlu bu 3 saatin sonunda meditasyon yapmış gibi kalkabiliyor.